TRT TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 22 Ekim Salı. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, adımlar sağlıklı yarınlar için atıldı. Doğa yürüyüşünde bir araya gelindi. Konya'da geleneksel olarak düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekildi. Hem doğayla iç içe gelebilme imkanı buldular hem de spor yaptılar. Özel Envar Eğitim Kurumları'nın geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşlerinin 6.sı gerçekleştirildi. Her sene böyle doğa içinde çok güzel bir ortam içerisinde yürüyüş yapıyoruz. Gerçekten bu yürüyüşümüz bütün ailemiz adına çok güzel bir etkinlik şeklinde gerçekleşiyor. Hayatın çarkı içerisinde bazen bunu ihmal edebiliyoruz. Sağlıklı yaşam için hareket illaki şart. Şu an kendim köy yolunda gibi hissediyorum. Bence doğa yürüyüşüne katılmadılarsa katılmalılar. Özel İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Gazi Aldanmaz etkinliğin amacını anlattı. Bir adım spor, bir adım sağlık sloganı ile yola çıktığımız bu etkinliğimizin temel amacı yoğun çalışma ortamlarından stres ve şehrin yoğun gürültü ortamından bir nebze de olsa uzaklaşarak doğa ile baş başa olmak, spor ve sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam ve nesiller için yol almaktır. Öğrenci ve veliler bir adım spor, bir adım sağlık sloganıyla hazırlanan etkinlikte doğa yürüyüşü yaptı, kan bağışında bulundu. Güzel bir duygu hissediyorum, yani bu doğa yürüyüşü çok güzel olmuş. Gençleri bilgisayar başından, televizyon başından getirip Meram Tavuzbol Çamlığı'nda yürüyüş yapmak güzel bir etkinlik. Gençlerimiz de doğayla iç içe spor yapıyorlar. Güzel bir alışkanlık. Tabii ki sağlık için yürüyüş kesinlikle şart. Herkes yürüsün. Gayet memnunuz. Hava çok güzel. Doğayla iç içe böyle bir organizasyon hakikaten hepimizin ihtiyacı olan bir organizasyon. Sayın seyirciler, Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda ekim başladı. Tabi bu yıl biraz daha kuru koşullarda sıkıntılı bir durum var. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda ekim başladı. Tarlasını önceden hazırlamış olanların bir kısmı ekmeye başladı. Kuruya da ekiyor ama çoğunluk şu anda diyebilirim ki %20'si falan ekti ama %80'i hala gelecek yağışı bekliyor. İnşallah tez zamanda ciddi bir yağış alırız ve biliyorsunuz Hububat'ta en önemli yüksek verimliliğin anahtarı sağlıklı bir çıkış. Enerji girdi maliyetleri yüksek. Bu nedenle bölgede çiftçiler daha çok kuru tarımı tercih ediyor. Biliyorsunuz Tarım Bakanlığı 3 yıllık bir münavebe şartı getirildi. Artık çiftçilerimiz tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için 3 yıl arka arkaya aynı tarlayı aynı ürünü ekemeyecek. O yüzden bu yıl biz hububat ekiminde bir artış bekliyoruz. Çünkü geçmiş yıllarda özellikle sulu tarımda çiftçilerimiz geliri biraz daha yüksek olduğu için mısır, ayçiçeği, şeker pancarı gibi ürünler, patates gibi ürünlere bir kayış söz konusuydu ama eğer bu desteklerden faydalanma göz önünde bulunduruyorsa muhakkak bu yıl buğdaya, arpaya doğru bir kayış olacak. Fiyatların makul seviyeye yükseltilmesi ve maliyetin diğer ürünlere kıyasla az olması bu yıl ovadaki çiftçiyi buğday ekimine yönlendirdi. Çiftçilerimizin bir kısmı bu enerji maliyetini karşılayamadıkları için daha çok yağışa dayalı bir üretim olan hububat tarımına yöneliyor. Buğday ekimini biraz sınırlayan, şu an için geciktiren sebeplerden biri de bölgemizde ciddi bir anlamda tane mısır üretimi söz konusu. Tane mısırların da %80'i şu anda henüz hasat edilmedi yüksek nemden dolayı. Çiftçimiz bu yüzden de onların makul bir neme düşüp hasat edip yerine buğday ekmeği düşünen, arpa ekmeği düşünen çok sayıda çiftçilerimiz var. Konya Ziraat Odası Başkanı Profesör Doktor Süleyman Soylu çiftçilere şöyle seslendi. Ekim yapacak çiftçilerimiz eğer sulama imkanı varsa artık hemen eksinler. İster önce tarlayı sulayıp tavuğuna eksinler, ister ekip üstüne sulasınlar. Bu tabii özellikle tavuğuna ekim her zaman iyidir. Sağlıklı çıkış için, özellikle kaymak tabakası oluşmaması açısından. Kuruya ekecek çiftçilerimiz için şunu söyleyebilirim. Yani hava durumunu takip etsinler. Çünkü tarlaya ekerler, çok cılız bir yağış gelirse bu da tohumun bozulmasına neden olur. Oysa eğer biraz daha geç ekerlerse kışın tarlada tohumun kuru olarak beklemesi hiçbir mahsuru yok. En azından ilkbaharda sağlıklı bir çıkış sağlarlar. Sayın seyirciler, Ereğli'de Hamdiye Mahallesi'nde inşaatı devam eden Yarenler Camii bir an önce inşaatı tamamlanıp ibadete açılması için maddi yardıma ihtiyaç olduğu bildirildi. Ereğli Hamdiye Mahallesi'nde inşaatı devam eden Yarenler Camii Caha Camii'nin bir an önce inşaatını tamamlayıp ibadete açılması için maddi yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamayı Yarenler Cami Derneği Başkanı Cemil Tosun yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Ereğli hemşerilerim, güzel kardeşlerim, abilerimiz, gençler, hanımefendiler, değerli bacılarım. Bendeniz, kardeşiniz acizane Cemil Tosun, emekli ziraatçıyım, Horturluyum aslen. Ereğli'mizin Cahı Mahallesi'nde, Hamidiye Mahallesi'nde, ikisinin bitiştiği yerde şu anda bir cami inşaatımız devam ediyor. Birçoğumuz biliyor. Eski Cahı Camii'nin yerine yapılmak üzere, onu yıkıp yapmıyoruz. Eski Cahı Camii yerinde duruyor. Onun arsası küçük olduğu için belediyemizin verdiği arsaya aynı o caminin karşısında, yolun karşı tarafında ve Ereğli belediyemize kestirmeden mesafeyi ölçtüğümüz zaman 250 metre mesafe uzaklıkta Ereğli Belediyesi'nin avlu duvarıyla caminin sınırı 250 metre bir mesafedir. Yani Ereğli'mizin merkezinde bir cami yaptırıyoruz. Birçoğunuzun bildiği gibi bu inşaat devam ediyor. 2 sene oldu. Şu anda camimizin ana kubbesi, kara yapısı yapılmış durumda. Ustalar çalışıyor. 2 tane minare yaptırıyoruz. Bu yapılan cami, yaptırdığımız cami Ereğli'nin Ulu Camii saymazsak Uğurlu Camii'nden sonra 2. büyük cami oluyor değerli kardeşlerim. Yani Ereğli'nin merkezinde bir cami yaptırıyoruz. Burada çok acil ihtiyaç. Cuma günlerinde insanlar eski camiye sığmıyor. Bayramlarda aynı şekilde teravide kadınlara, bacılarımıza yer yok. Bu camiyi yapıp tamamlamak istiyoruz. Burada bir derneğimiz var. Şu benim oturduğum yer, konuştuğum yer. Eski Cahı Camii'nin karşısında, yolun karşısında ve yeni inşaatın önünde bir cami dernek binası. Biz hafta 7 gün buradayız. Ve 2 senedir, 3 senedir hatta bu işe başlayalı, derneğe kuralı, 3 seneyi bile geçti. Devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu camiyi Rabbimizin yardımıyla, sizlerin de yardımıyla inşallah yapıp tamamlayacağız. Daha önce Allah razı olsun, şimdi burada söz arasında aklıma gelmişken söylüyorum. ERT televizyonundaki kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e, Emre Bey'e ve tüm ERT ekibine, yetkililerine, görevlilerine Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Biz ne zaman onlara müracaat etmişsek camimizin tanıtımı bakımından hemen koşup geldiler. Abi bizim de katkımız olsun. Şehrimize cami yapılıyor. Bizim de burada tuzumuz biberimiz olsun istediler. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz biraz bize ayıp olur. Çünkü Rabbimizin, camiler Rabbimizin, Allah'ın evi diye geçiyor. Mesela burada tabelamızda yazılı, cami tabelasında Bismillah, Estağfirullah Tevbe suresi 18. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah'ımız. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman edenler imar ve inşa ederler diyor. Birçoğunuzun bildiği üzere burada da onu biz tabelaya yazdırdık. Zilzal suresi 7. ayette zerre-i miktar, biliyorsunuz, zerre-i miktar hayrın karşılığı vardır diyor. Bu dünyada birçok şeyler görünmeyebilir, bilinmeyebilir. Ama Allah'ın mescidine, Allah'ın evi diye geçiyor, Kabe'nin şubesi camiler biliyorsunuz. Yaptığımız yardımlar zerre miktarı huzur-u mahşerde Cenab-ı Allah'ın indi ilahisinde kaybolmaz. Orada karşımıza çıkacaktır. Onun için hayırlarımızı, yardımlarımızı esirgemeyelim. 2 tane minare yapılıyor. Çok sağlam yaptırmaya çalışıyoruz. Çadırvan yaptıracağız. Kış gelmeden caminin üzerini, kubbesini alüminyum kaplama yaptıracağız çok güzel bir şekilde. Tabii burada minare, şadırvan, sıva, alüminyum kaplama, burada ustalık paraları çok para tutuyor. Paraya ihtiyaç var. Birçoğunuzun bildiği gibi yine bizim derneğimiz, cami derneğimiz resmi bir dernek. Valilikten, kurulu, kaymakamlıktan, müftülüğün, belediyenin bilgisi dahilinde resmi makbuzlarımız var.
5 liraya, 10 liraya mahpus kesiyoruz. Ziraat Bankası'nda hesap numaramız var, IBAN numaramız var, vergi numaramız var. Allah'ın izniyle ben sizlere, Ereğli kardeşlerime, Ereğli'nin güzel insanlarına, kadın, erkek, genç, yaşlı, fakir, zengin iş adamı, hepinize güveniyorum, inanıyorum. Cami Allah'ın evi bizim ibadethanemiz, Müslümanların. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk işi mescit, cami yaptırmak oldu ve kendisi de bil fiil onda çalıştı. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratben'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor.
Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşamlıkla bize Erdem Süren'in sonuna girdik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.